da şahit olmak istemeyeceğimiz görüntülere şahit geliyoruz. Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankara Gücü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı ve maç 1-1 sona ererken maç olayla bitti. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca iki kırmızı kartın çıktığı maçın ardından sahaya girdi. Hakem Halit Umutmeler'e saldırdı. O anlarsa an be an kameralara yansıdı. Dediğimiz gibi sevgili izleyenler, Süper Lig'in 15. haftasında Ankara Gücü ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. İki takım maç sonunda 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardındansa sahaya giren Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halit Umutmeler'e sahanın içinde yumruk attı. O görüntüler şu anda ekranlarınıza geliyor. Saldırının ardından Halit Umutmeler'in sol gözü morardı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Koca'nın hakem Halil Umutmeler'e yumruk atmasının ardındansa Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti. Başkan Mehmet Büyükekşi ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı. Şu anda da Koca hakkında gözaltı kararı olduğunu biliyoruz. Evet, dediğimiz gibi normal hayatta bile aslında pek de görmek istemeyeceğimiz görüntülere şahitlik ediyoruz futbolda, sporda. Evet, şimdi bu konuyu konuşacağız. Skype attığımızda Tele1 programcısı Onik Azinyan bizi bekliyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Şevval Hanım, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hemen ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Bu durumu yorumlatacağım ama şimdi sporda bu büyüyen şiddete, tırmanan şiddete nasıl yorumluyorsunuz? Bu görüntüleri nasıl yorumlamak gerekiyor? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi Şevval Hanım. Önemli olan şuydu, bundan daha evvel de maalesef o Eryaman stadında ufak tefek olaylar, bayağı olaylar olmuştu. İki kere Beşiktaş maçında, bir keresinde Beşiktaş maçında sahaya bir taraftar atlamıştı. Taraftar hakemin yanına kadar sokulmuştu. Hakeme uçan tekme atarken Beşiktaş futbolcusu Josef de Souza, o zaman Beşiktaş futbolcusu idi, araya girip tekmeyi önlediği için Türkiye Futbol Federasyonu'nun Merkez Hakem Komitesi tarafından cezalandırılmış, kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Ve o zaman, o günden sonra zaten Josef de Souza gerekli uyarıları yapmıştı. İlla birimizin ölmesi veya birimizin ağır yaralanması mı gerekti demişti. Yarın başınıza gelirse anlarsınız demişti. Çünkü o sahaya atlayan vatandaş mahkemelerde, hakim karşısında da her yerde avukatlarıyla savunuldu ve kapandı gitti. Ondan sonra bir ikinci vaka sahaya tekrar yine bir Beşiktaş maçıydı. Çünkü Beşiktaş Ankara Gücü maçları gerilimli bir derdi. Orada yine sahaya bir madde attılar. Önemli bir madde. Şimdi burada onları da söylememizin bir anlamı tabii ki yok. Maddeden sonra bir oyuncu alıp şeye giderken dördüncü hakeme götürürken yolda onu da aldılar ve kapattılar, örtbas ettiler. Şimdi bu, bakın, çok önemli olan bir konu bu. 11 Aralık Pazartesi akşamı Ankara Eryaman stadında bu laf değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir hakemi de değil, bu uluslararası UEFA ve FIFA standartlarına göre 38 yaşında, genç, dinamik bir hakem. Dolayısıyla bu hakem arkadaşımıza yapılan her şey dünyada titi oldu. Kolay bir şey değil. Bunun altından yavaş yavaş kolay kolay kalkamayız. Bunu ya komple düzenleyeceğiz sistemi, yeniden yapılandıracağız, ya da bu, çünkü düşünebiliyor musunuz? Milyonlarca sevdalısı olan bir kulübün başkanı sahaya iniyor, emniyet güçleri, ya başkana gidebilirsiniz, hakeme gidebilirsiniz, kötü yönettin diyebilirsiniz. Hatta ileri geri konuşup cezanızı da alabilirsiniz. Ama böyle yerde yatan adama tekmeler, yumruklar, bunlar tabii ki tavsip edilemez ki Türkiye'de ayağa kalktı. Yalnız Türkiye ayağa kalkmadı Şevval Hanım, dünya da ayağa kalktı. Avrupa futbolu ayağa kalktı. Yarın çok önemli Şampiyonlar Ligi'nde değerli takım Galatasaray'ın önemli bir maçı var. Hadi bakalım şimdi ne şartlarda oynayacaklar o bunun çocuklar o maçı? Bunun yansıması nasıl olacak peki?
Şimdi bunu bilemiyoruz daha henüz. Çok sıcak olay. Buna bir şey diyemeyeceğim şimdi. Ama bir şey biliyorum ki karanlıkta bize bir yumruk gelecek. Ayrıca bugün Beyin Spor'un yurt dışı temsilciliklerinden gelen haberler, son dakikada düşen haberlerle de bizim 2032 İtalya ile ortak yapacağımız UEFA turnuvası sekteye uğrayabilir. Şimdi yarın selamlaştığı UEFA'da, FIFA'da beraber oturduğu, kalktığı veyahut da iki sohbet edip bir kahve içtiği bir hakem bugün yerlerdeyse, yarın Rossetti ne yapar? Görüyor musunuz nerelere zarar? İki, yarın bir futbolcu Türkiye'ye gelmek isterse ne yapar? Ayrıca çok önemli bir şey daha var. Bu hafta hakemler maça çıkmama kararı aldılar. Evet. Bu anlaşılabilir, çok doğru bir hareket. Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü toplandı. Türkiye'nin en üst makamından en alt makamına kadar siyasilerden teksipler geldi. Bu işi yaratan, bu işi organize, olayı yaşayan insanlar, Sayın Faruk Koca başkanlığında gözaltına alındılar. Haklarında, çünkü hakem sahanın hakimidir. Biz hakime karşı bir şey yapabilir miyiz? Gideriz, yargılar bizi özgür iradesiyle. Hakem de bu. Yani yapamayız biz bunları. Şevval Hanım. Ben şunu sormak istiyorum peki. Tabii, buyurun. Şimdi bir takımın başkanı giriyor sahaya, hakeme saldırıyor, evet, yumruk atıyor. Ardından sanırım kalpte bir sorun olduğu için önce hastaneye götürülüyor, ardından gözaltı kararı çıkıyor. Peki bunun yaptırımı ne olacak bu olayın? Şimdi bir kere bu darpa girer. Bu 62-22'ye girmez. Şimdi mesela spor yasasında 62-22 diye bir uydurma var. Bakın, Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK Merkez Hakem Komitesi bu işlerin baş müşesebibidir, sebebidir. Çünkü futbolu doğru yönetemiyorlar ve bunu kabul etmek istemiyorlar. Yani futbol bir kaos içindeydi. Bugünkü olay, geçen akşam size bir örnek vereyim. U16, 15-16 yaşındaki çocuklar bir futbol oynamak için sahaya çıkıyorlar. Büyükler dövüşürken polisler o dövüşü ayırmak için havaya ateş ediyorlar. Yani bunlar alt ligler karman çorman, üst ligler karman çorman, barut fıçısı gibi bir, yine iyi şeyler oluyor yani. Yine bu iyi, ucuz kurtardık. Bugün başka şeyler olabilirdi. Yani daha bu az, yani daha kötü şeyler olabilirdi. Peki ne daha eksik, ne fazla? Siz az önce dediniz ki sistemi ya baştan dizmeliyiz ya da yeniden yapılandırmalıyız dediniz. Yeniden, ne değişmeli? Bakın, şu değişmeli. Futbolun içinden gelenler yönetmeli. O çim kokusunu alan insanlar yönetmeli. O psikolojiyi bilen insanlar yönetmeli. İşte orada tamam, bakıyorsunuz bir iş adamı. Kulüp başkanları da böyle oldu. İş adamı geliyor, futbolcu transferi yapmaya gidiyor. Ondan sonra ne oluyor? Çuval çuval paralar, borç. 7'şer 8'er milyar TL borcu olan kulüpler. Efendime söyleyeyim, sokağa atılan çuvalla paralar. Yani dolayısıyla bir sistem oturtulmuyor. Bizim her şeyden önce şu düğmeyi, Şevval Hanım, yukarıdan sağlam diliklememiz lazım bu düğmeyi. Bu düğmeyi bir kere, artık koptu bu düğmeler. Yeniden yukarıdan eğer düzgün düğmelemeye başlamazsak bu bize bir milat olabilir. Çok üzüldüm. En azından şimdi bizim geleneklerimizde de böyle bir şey yok. Yerde yatan adama niye tekme atarsınız arkadaşlar? Sonra bir şey yok, ben maçı da seyrettim. Yani öyle maç aman aman bir takımdan alındı bir takıma verilmiş değil. Yani öyle bir maçı da seyrettim. Mesleğimiz icabı biliyorsun, bütün maçları seyrediyoruz. Yani şimdi bu Sayın Halil Umut Beler'in babası var, eşi var, çocukları var. Yani şimdi bunlar bir kere de artık hallolacak. Oldu oldu. Bakın son şansımız. Kaçırdık mı ipin ucunu, bu iş bir yerde sonuçlanamaz. Çok teşekkür çünkü ediyorum Sayın Ezin. Şeye gidiyor iş. Rica ederim, rica ederim. Hani bu şöyle söyleyeyim, tabii ki vaktiniz sizin de değerli ama bu çok önemli bir olay. Evet. Bugün olan, bakın milyonlarca severi var bu futbolun. Milyonlarca severi. Bunun bir an evvel, çünkü başka eğlencemiz yok. Maç var, futbol var.
Biliyorsunuz işte yani. Bir de dediğiniz gibi bunun gerçekten yurt dışında bir bu yerde yatan beyefendi elit hakem statüsünde, elit hakem ilk 30'da. İlk 30'da. Yani Türkiye'de değil, dünyanın ilk 30'unda. Çünkü şimdi düşünebiliyor musunuz? Fransız'ı gördü, İspanyol'u gördü, Almanlar hemen manşet vermişler. Hemen TT olmuş Almanya'da. Böyle bir şeye rastlanmamış ki. Ama bizde de rastlanmadı böyle bir şeye. Hemen şu bilgiyi bakacağız de vereyim. Buyurun. Biliyorsunuz Koca eski AKP milletvekili. AKP eski milletvekili Faruk Koca için AKP'de toplanma kararı alınmış ve MYK'da Faruk Koca'nın ihraç istemiyle disipline sevk edildiği de açıklanmış. Bu da enteresan. Bu tepkiler enteresan. Bakın elimizde bakın çok önemli olaylar var. Yarın belki Avrupa'da bir takımımız temsil edecek ülkemizi. Efendime söyleyeyim 2023'te 32'de İtalyanlarla beraber Avrupa Kupası tertipleyeceğiz. Bunların hepsi memleket için önemli nüanslar, spor iletişimleri. Böyle bir sahneyi FIFA seyretmiyor mu? UEFA seyretmiyor mu? Yani onun için bu sefer diyelim düğmeleri baştan sağlam ilikleyelim, sağlam ve bu işi bilen insanlarla yürüyelim. Çok teşekkür Çünkü, ediyorum. Rica ederim. Ya. Rica ederim. Evet sevgili izleyenler teşekkür ederim. TV programcısı 12 yazın yanına geçtiğimiz dakika.